Peki o zaman sizin de vermiyoruz yüzünüzü. Tahtaya yazalım. Hem hiç sesiniz de çıkmasın. Sesiniz duyulmasın, değil mi? Duyulsun mu? Tamam, bize yüzünüzü vermeyin. Anlatın, durum nedir? Denizi vereyim. Kaç yaşındayken ne oldu? 7 ya da 8 yaşındaydım. Tamam. İkinci babam gözüyle baktığım bir kişi tarafından tacize uğradım. Mesela ağır bir taciz mi? O Nasıldı? yaş için ağır. İkinci babanız niye yani? Yok öyle değil. Yani annem babam vardı da Yakın buldu. Amerikalıydı. Hani babam işte zaten doktordu Diyarbakır'da. O da NATO'da çalışıyordu çocukları olmadığı için. O karı koca beni çok severdi. O işte ikinci babam gibi görürdüm. Gelir başımda okşardı, hediyeler alırdı. Beni NATO'ya götürürdü. Hani oralarda evladı gibiydi bana. Sonra işte böyle bir durum yaşadım. 7 yaşındayken siz. 7, 6, 8 hangisi? Yani 7-8. Tamam. Sonrasında herhangi bir şey yaşadınız mı? Hayır. Yani ilerleyen yaşlarda. Tabii ki tamamen erkeklerden soğumamaya yönelik Ha, hala. yani yeni bir şey yaşadınız mı? Hayır. Tamam. Kaç yaşındasınız şimdi? 55. Tamam. Ha, lütfen uyandır. Süleyman Bey, bir başka arkadaşımız, yine burada olan bir arkadaşımızın cinsel geçmişine bakacağız. Gözlerinizi kapatın. Şimdi bu kişiyi havaya attınız. Buğday tarlasına mı düştü, arpaya mı? Bir daha söyleyin. Buğdaya mı dediniz? Tamam. Buğday demek Süleyman Bey ne demek? Buğday demek bayan demek. Evet, bu şu an aramızdaki kişi bir bayan. Haydi bakalım. Bu kişi 55 yaşında. Ve lütfen bu kişiyi bir yaşında bir ağaç olarak gör. Yine bu ağacın 5'e kadar hiçbir sorun yok. Tamam. 6 yaşında bak lütfen. Anlamadım. 6 yaşında buğulu. Peki çizik, çatlak, kırık bir şey var mı? 6'da. Yok. 7 yaşında durum ne? Çatlak. 7 yaşında çatlak. Peki bu çatlağa bakalım ne zamana kadar devam etti? Sen gözünü açma. Sen ne yap biliyor musun? 8'in 9'a, 10'a, 11'e, 12'ye, tam 20'ye kadar bunu götür, bir bak bakalım durumu ne? Ve biz başka bir şey konuşacağız. İşte 7 yaşındayken cinsel tacize uğradığını gördük ve başka bir şey daha gördük. 6 yaşındayken de hafif hafif cinsel taciz başlamış. Bu 6'da bu vardı yavaş yavaş. 7'de çatladı. Pardon, çizik oldu. Çizik mi de çatlak mı? 7'de çatlak oldu. Taciz. Hem de çizeğin biraz daha fazlası. Bakalım 20 yaşına kadar bu çatlak silindi mi? Yoksa aynı şekilde mi geldi? Daha da derinleşti mi? Yerde arttı. 20 yaşına kadar sürekli arttı mı çatlak? 13'te arttı, 14'te arttı, 17'de arttı. 13, 14, 17'de çatlağın etkisi arttı. İşte 13, 14, 17'de bunu çok derin şekilde seni rahatsız edecek biçimde hissetmişsin. Peki lütfen şu 55. yaşına bak. Hiçbir şey getirmiş mi bugüne o çatlaktan? Üç tane korku. Efendim 55'te durum ne? Korku. Yani cam ne durumda 55'te? Çatlak. Çatlak. 13'teki çatlak mı daha büyük, 55'teki çatlak mı? 13. Tamam. Şimdi azalarak gelmiş ve biz şimdi seni bundan tamamen kurtaralım.
Ama biz yine 7'ye gidelim bakalım kim nasıl bir şey yapmış. Lütfen 7 yaşında bakar mısın bu küçük bir kız çocuğu ve ne oluyor? Kim gelip ona tacizde bulunuyor bir gör. Tövbe estağfurullah. Elinden tutuyor. Elinden tutuyor. Nasıl bir insan bu? Tanıdığı biri mi, yabancı mı? Tanıdık. Bakın sordum, tanıdık mı, yabancı mı diye tanıdık dedi. Babası mı? Ya şimdi bir şey diyeceğim ama şerefsizim birisi desek olur mu? Olur. Tamam, aynen şerefsizim birisi. Tamam. Peki bir bak bakalım babası mı yoksa değil mi? Garip ya, işte olamaz. Yani baba gibi biri mi yoksa? Aynen. Bu şekilde işte. Tamam. Baba değil, baba gibi birisi. Şerefsizin birisi. İşte tamam. Gözünü açma, biz bunu düzelteceğiz. Bunu düzeltmek nasıl mümkün? Şöyle mümkün.